Ankara'da bu hafta içerisinde neler oldu? En popülist belediyeler, en komik olaylar, en enteresan gelişmeler, vicdanımızı rahatsız eden konular ve yapılan en güzel hayırlı hizmetle ilgili haftalık Ankara'nın fotoğrafını çekip nabzını tutmaya devam ediyoruz. Popülizm nedir? Popülizm tribünler oynamaktır. Samimiyetsizliktir, kirli siyasettir. Bu haftanın en popülist belediyeleri sıralamasında Mamak Belediyesi'ni birinci sıraya koyuyorum. İkinci sıra Gölbaşı Belediyesi. Neden Mamak Belediyesi? Sokak hayvanlarını sahiplenen vatandaşlarımıza 500 TL civarında aylık yardım yapılacağı şekliyle bir haber yayınladılar. Sokak hayvanları ve tüm canlılar Allah'ın bizlere emanetidir. Bunlara sahip çıkmamız gerekiyor ve bu konuyla ilgili yapılabilecek hayırlı hizmetlerin hepsini alkışlıyoruz. Fakat tabirim biraz ağır olacak. Kimse kusura kalmasın. Mamak'ta yaşayan bir gazinin sokak hayvanları kadar kıymeti, değeri yok mu? Gazimiz bize ulaştı. Yaklaşık 3 aydan beri kapınızda nöbet tutuyor. Sürekli telefon açıyor, dilekçe veriyor. Çok methetmiş olduğunuz beyaz masayla defalarca görüşme sağlıyor. Ki sizinle zaten görüşme şansı hiç yok. İstihdam masasına yönlendiriyorsunuz. Forum doldurtuyorsunuz. Şu an bu gazimizi Letgo'ya bakabilirsiniz. Evindeki tüm eşyalar satılığa çıkartmış. Devletten gazilik maaşı da almıyor. Şu an teşhis edilemeyen bir rahatsızlığı var. 3 aydan beri yapmış olduğunuz tek şey bir koli makarna vermek. Bu mu? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu devlet için, bu vatan için kanını, canını bu topraklara feda eden bir gazinin sokak hayvanı kadar kıymeti yok mu? Bu gazimize şu ana kadar müracaat etmesine karşın ne gibi hizmetlerde bulundunuz? Lütfen açıklar mısınız? Çoktan merak ediyorsanız bu gazinin kim olduğunu lütfen benimle irtibata geçin. Bu şekilde popülist söylemlerde, yaklaşımlarda bulunmayın.